Son vurgusu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu şekildeydi. Halk TV ekibi de Lviv'de gözlemlerini, görüntülerini geçmeye devam ediyor. Birazdan sıcak canlı bağlantıları yapacağız. İsmail Saymaz, Şirin Payzın ve Esma Yılmaz'a. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tansiyon yüksek. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç kameraların karşısına geçti. Bugün kaç para? 16 lira. 1 avro 2018'de 5 lira. Bugün tam 16 lira. Paramızın değeri ve itibarı düşmüş. ABD'nin para birimi dolar. 1 dolar bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde önce 4 liraydı. Bugün tam 15 lira. Yani Amerika'da 1 dolara alınan Türkiye'de 15 TL'ye alınıyor. Yanlış para politikası işte Türkiye'yi bu noktaya getirmiş. Bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi mi? Hayır. Millet İttifakı mı? Hayır. Türkiye'yi 20 yıldan beri yöneten, bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de Türkiye'nin ekonomik olarak çöküşüne neden olan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye bugün yabancılar için ucuz, vatandaşımız içinse pahalı bir ülke konumuna geldi. Bulgaristan'dan gelip insanlar bagajlarını dolduruyorlar. Neden? Çünkü onların para birimi daha değerli. Türkiye'de yabancılar için ucuzluk var. Ama bizler için her şey pahalı. Ateş pahası. Körfez'den gelip arsa kapatıyorlar Türkiye'de. Yani artık insanlar arsa alıp ev yapacağım hayalini Türkiye'de kaybetmişler. Ama Türkiye artık birileri için ucuz ya, yabancılar için. Onlar geliyorlar, burada arsa kapatıyorlar. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Yoksullaştırdığı vatandaşa Türkiye'den git diyor. Bunu milletin gözünün içine baka baka yapıyor değerli arkadaşlar. İnsanlar yoksullaşıyor, çaresiz kalıyor. Tayyip Erdoğan diyor ki beğenmiyorsanız gidin diyor. Parası olan yabancıysa gel diyor. Türkiye'ye gel, bak benim burada ucuz. Gel her şey ucuz, Türkiye'de toprak satın al, her şeyi satın al diyor. Türkiye'de toprak al, mülk al, hatta vatandaşlık al diyor Recep Tayyip Erdoğan. Savaşarak kazandığımız bu topraklarda atalarımızın gururunuzla yaşayın dediği bu topraklarda artık Tayyip Erdoğan siz çıkın, yabancılar gelsin, buralardan toprak alsın, vatandaş olsun diyor. Yani bizleri burada görmek istemiyor. Bu kadar biz çaresiz miyiz gerçekten? Gerçekten Türkiye bu kadar mı çaresiz? Değerli arkadaşlar, sevgili vatandaşlarım, çaresiz olan biz değiliz. Çaresiz olan, Türkiye'yi yönetemeyen, peşkeş çekmek isteyen saraydır. Çaresiz konumda olan, liyakatsız bir yönetimle Türkiye'yi bu duruma düşüren AKP iktidarıdır. Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hiçbir zaman kendisini çaresiz hissetmemiştir. Bugün şoförler isyanda, doktorlar isyanda, sütçüler, çiftçiler isyanda, işçiler, sanayiciler isyanda, herkes sesini yükseltmeye çalışıyor. Herkes artık yetti artık demek istiyor. Herkes bu ülke bizim ülkemiz. Biz niye gidelim? Siz iktidardan gidin diyor. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Ama onları susturmak için vatandaşımızın karşısına gaz sıkan, jopla vuran polislerimizi dikmeye çalışıyor AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şimdi soruyorum. Vatandaşın karşısına diktiğin, onları coplattığın ve gaz sıktırdığın polisler kim? Onlar bizim evlatlarımız. Onlar bizim kardeşlerimiz, komşumuzun oğlu, kendi evladımız, aynı kentte yaşadığımız, aynı havayı teneffüs ettiğimiz, aynı kaygıları duyduğumuz çocuklarımızı halkın karşısına dikiyor, milletin karşısına dikiyor. Onları coplayın diyor, onları susturun diyor, onlar baş kaldırmasın diyor. Sen onların 3600 ek önergelerini verip de rahat yaşama olanaklarını sağlamadığın polislere vatandaşı kırdırmaya çalışıyorsun. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği Türkiye'de bu. Bu ucube sistem, değerli arkadaşlar, yoksulluktan ve şiddetten başka Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadı. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekten gelmeden önce borcumuz ne kadardır diye merak ettim. Türkiye'nin borcu 1 trilyon civarındaymış. Şimdi ne kadar diye baktım. Türkiye'nin borcu 2 trilyonu geçmiş. Peki bu insanlar milletin gözünün içine baka baka AKP'li milletvekilleri, grup başkan vekilleri bu ekranların karşısına geçip de nasıl halkımıza her şey yolunda, güllük gülistanlık diyebiliyorlar? Yüzleri kızarmadan. Bunu gerçekten nasıl yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Şiddet ve yoksulluk yaratan bu sistem her şeyi değersizleştiriyor. Her şeyi itibarsız hale getiriyor. Topraklarımızdan insanlarımıza kadar hiçbir şeyin değeri kalmıyor. Herkes itibarsız, her şey değersiz. İşte bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye dayattığı yaşam koşulları bunlar. Değerli arkadaşlarım, halkımız bu yoksulluktan ne anlıyor? Asıl soru burada. Bu yoksullukta halkımız çaresizlik içerisindeyken beşli çete etrafında para var, bolluk var ve bereket var. Bir de yabancıda. Yabancıda vatandaşın elinde avucundaki her şeyi yabancılar satın alıyorlar. Bu talan düzenine Türkiye Cumhuriyeti gerçekten mahkum mu? 7 düele karşı kendi topraklarını savunan, 15 yıl içerisinde 40'a yakın fabrika kuran, Türkiye'nin her tarafını demir ağla ören, helikopter yapan, uçak yapan, denizaltı yapan ve ekonomisini güçlendiren, şeker fabrikaları kuran, traktör fabrikası kuran, vagon fabrikası kuran, kağıt fabrikası kuran, sanayisini güçlendiren, milletini itibarlı hale getiren bu Türkiye gerçekten bu yoksulluğa, bu itibarsızlığa mahkum mudur? Hayır, kesinlikle değildir. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği doktorlarımızı bu ülkeden gitmeye zorlayan bu Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı milletçe dimdik durmalıyız. Neden mi? O doktorlar kolay yoldan para kazanmayı seçmemişlerdi onlar. O doktorlar Türk eğitim sisteminde yıllarını vererek okumuşlar. Ben bu vatana ve bu millete hizmet edeceğim demişler de onun için. O doktorlar ve sağlık çalışanları benim ülkemin insanları hastalandığı ve çalışamaz duruma geldiği zaman onlar bana emanettir. Ben onları tekrar yaşama kazandıracağım dediği için biz onların arkasında durmalıyız. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde, pandemide doktorlarımızı itibarsız hale getiren, sağlık çalışanlarının hakkını vermeyen bu sisteme karşı Türkiye'nin bir gücü var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği doktorları ve sağlık çalışanları var. Hiçbir yere gitmeyecekler. En kısa zamanda bu Cumhurbaşkanlığı sistemi gidecek. Doktorlarımız, sanayicimiz, gençlerimiz, Türkiye için üretecek ve Türkiye'de kalacaklar. Zenginleşen, itibar sahibi olan Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyacaklar. Bunu daha önce başardık. Hep birlikte, güç birliğiyle başardık. Bir kere daha başaracağız. Ve eğer bu ülkeden birisinin gitmesi gerekiyorsa, bu ülkenin yüzünü kızartan, bu ülkeyi itibarsız hale getiren Recep Tayyip Erdoğan ister Ay'a gitsin, isterse bu ülkeden çıksın, nereye istiyorsa oraya gitsin. Ama bu ülkenin vatandaşı bu ülkede gururla yaşamaya devam edecek. Bu sarayın kendi egemenliği altında tuttuğu ve itibarsızlaştığı